ardışık sayılar. Belirli bir kurala göre ard arda gelen sayılara ardışık sayılar denir. N, n artı 1, n artı 2 şeklinde gidiyorsa buna ardışık sayılar. 2n, 2n artı 2, 2n artı 4 şeklinde gidiyorsa ardışık çift sayılar. 2n eksi 1, 2n artı 1, 2n artı 3 şeklinde gidiyorsa ardışık tek sayılar. Örneğin 3n, 3n artı 3, 3n artı 6 gibi gidiyorsa da 3'ün katı olan ardışık sayılar denir. 2x eksi 9 ile 4x artı 7 sayıları ardışık tek sayılar ise x'in alabileceği değerler toplamı kaçtır? Arkadaşlar şimdi bu soruda bu iki sayının ardışık tek sayılar olduğu söylenmiş. Ancak kimin kimden büyük olduğu söylenmemiş. O yüzden de zaten alabileceği iki değerden bahsediyoruz ve değerler toplamı sorulmuş soruda. Bunların ardışık tek sayılar olduğunu biliyorsam aralarındaki farkın 2 olduğunu da bilirim. Dolayısıyla mesela büyükten küçüğü çıkardığımda, örneğin büyük buysa, büyükten küçüğü çıkardığımda 2 bulmalıyım. Ya da tekrar bu büyükse bundan bunu çıkardığımda 2 bulmalıyım. O halde bir çıkarma işlemi yapalım. 2x eksi 9, burayı çıkarırken eksi 4x eksi 7 şeklinde yazacağım ve bunu 2'ye eşitleyeceğim. Ne bulurum buradan? Eksi 2x, eksi 16 buraya atarsam artı 16, artı 2 daha 18 ve x'i eksi 9 bulurum. Bir de büyükten bundan bunu çıkardığımızı düşünün. 4x artı 7 eksi 2x artı 9 olacaktır. Bunu 2'ye eşitleyebiliriz. Bu durumda da 2x artı 16 eşittir 2'den. 2x eşittir eksi 14. X'i eksi 7 bulacağız. X'in alabileceği değerler toplamı 9, 7 daha eksi 16'yı bulacak. Arkadaşlar burada isterseniz birinden diğerini çıkarmaktansa bir çıkarma işlemi yapıp bir artı 2'ye bir de eksi 2'ye de eşitleyebilirsiniz. Mutlak değeri biliyorsanız da yine bir tane çıkarma işlemi yapıp 4x artı 7 eksi 2x artı 9 bu farkın 2'ye eşit olduğunu söylersiniz. Mutlak değeri bilen arkadaşlar için devam ediyorum. 2x artı 16'nın mutlak değeri eşittir 2 ise 2x artı 16'nın değeri ya 2'dir ya da eksi 2'dir. Bunu eşitleyip yine x'i 1 eksi 9 bir de eksi 7 bulursunuz. X küçüktür, y küçüktür, z ve x, y, z ardışık tek sayılar olmak üzere. X artı y artı z artı 15 bölü x eksi y artı z artı 5 oranı kaçtır diye sorulmuş soruda. Şimdi sorumuza baktığımızda x, y, z'nin sıralamasını vermiş. Bu sefer kimin kimden büyük küçük olduğunu biliyoruz. Ve bunların ardışık tek sayı olduğunu da biliyorum. O halde iki türlü davranabilirim. Bir, bunların arasındaki farkın 2 olduğunu biliyorum. Mesela x'i n olarak alırsam bu ondan 2 fazla, bu da ondan 2 fazla olacak şekilde ilerleyecektir. X, y, z 3 değişkene bağlı olarak verilen bu ifadeyi tek değişken n cinsinden yazıp bulabilirim. Ya da değer vererek de yapabilirsiniz. Mesela x'e 1, y'ye 3, z'ye 5 değerini vererek de yapabilirsiniz. Mesela biz değer vererek yapalım. 1 artı 3 artı 5 artı 15 bölü 1 eksi 3 artı 5 artı 5'ten bakalım kaç gelecek? 20, 24 geliyor. Bu kesrin payı 10, 11'den 3 çıkarsa da 8'de paydası geliyor. Sadeleştirirsem cevabı 3 buluyorum. Eğer n şeklinde devam etmiş olsaydınız sorunun çözümüne, x yerine n, y yerine n artı 2, z yerine n artı 3, n artı 4 pardon, artı 15 bölü, aşağıda da x yerine n, bunu n, y yerine n artı 2 yazacağım ama arkadaşlar çıkaracağım. Eksi n, eksi 2 olacak, artı n artı 4, artı 5. Burayı bir toparlayalım bu sefer. Kaç tane n var kesrinin payında? 3 tane. Peki sayıların toplamı kaç? Artı 21 yapıyor. Buradaki n'ler birbirini götürdü. Aşağıda 1 n, 9'dan da 2 çıkarırsam 7 kaldı. Bakın yukarıya 3 parantezini alıp sadeleştirirseniz buradan da cevabın 3 geleceğini göreceksiniz. Ardışık sayıların sonlu toplamı. 1 artı 2 artı 3'ten n'e kadar olan ardışık sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2'dir. 2, 4, 6 şeklinde 2n'e kadar olan ardışık çift sayıların toplamı n çarpı n artı 1'dir. 1 artı 3 artı 5 artı nokta nokta 2n eksi 1'e kadar olan ardışık tek sayıların toplamı da n kare şeklinde ifade edilir. Bütün bu formüllerin çıktığı ana formül aşağıda duruyor. Bunu örnek üzerinde anlatacağım arkadaşlar. Örnek. 1 artı 2 artı 3 artı nokta nokta 20'ye kadar olan ardışık sayıların toplamını bulalım.
2, 4, 6 şeklinde 20'ye kadar olan ardışık çift sayıların toplamını bulalım. 1, 3, 5 şeklinde 19'a kadar olan ardışık tek sayılar toplamını bulalım. 5, 8, 11'den 77'ye kadar olan yine bir ardışık sayı dizisinin en genel haliyle toplamını bulalım. Arkadaşlar şimdi soruda 1'den 20'ye kadar olan ardışık sayıların toplamı sorulmuş. 1'den 20'ye kadar ardışık sayılar sadece ardışık sayılar olduğu için, ardışık tek ya da çift olmadığı için, yani 1 1 arttığı için baştaki formülümüzü kullanacağız. Bunda da bakın dizi 1'den başlayıp n'de bittiğinde nasıl cevaplıyorsunuz? Bu n ile siz de çarpımı başlatıp bir fazlasıyla çarpıp 2'ye bölüyorsunuz. Yani o zaman bizim cevabımız 20 çarpı 21 bölü 2 olacak. Bunu sadeleştirirseniz 10, çarparsanız da 210 olarak bulacaksınız. Bunlar pratik formüller. Aklınızda tutmanızda fayda var. Ama bu üç formülün de çıktığı ana formülü bir sonraki soruya ya da bu sorunun D şıkkına bırakıyorum anlatmayı. Lütfen oraya kadar sabredin. Peki 2'den 20'ye kadar olan ardışık çift sayıların toplamını nasıl buluruz? Bunu isterseniz iki parantezini alıp yukarıdaki gibi tekrar bulabilirsiniz. Ya da aşağıdaki şu ikinci formülü kullanabiliriz. Bakın 2'den başlamak şartıyla 2n'e kadar olan çift sayıların toplamını nasıl bulacakmışım? Bunun yarısını alıyorsunuz n, sonra o n'in de bir fazlasıyla çarpıyorsunuz. O halde 2'den başlamış, 20'de bitmiş, yani 2n eşittir 20 ise n'in 10 olduğunu biliyorum. Bunun yarısını alıyorum işte 10, 10'un bir fazlasıyla çarpıyorum 11, çarpım 110 olarak karşımıza geliyor. Benzer şekilde ardışık tek sayıların toplamına da ulaşabiliriz. 1'den başlamak şartıyla 2n-1'de bittiğinde, bakın sondaki sayıyı bu sefer 2n-1'e eşitleyeceğiz ki formül sağlıklı çalışsın. Orada bulduğumuz n'in karesini alıp cevabı sonlandıracağız. Burada sondaki sayı 19. Yani bizim 2n-1'in 19 olması için 1'i bu tarafa attım 20, 2'ye böldüm n eşittir 10 gelecek. O zaman cevap 10'un karesiymiş. Yani 100 olarak bulunacakmış. Bu soruyu bu şekilde anlatalım. Şimdi D şıkkı için tahtayı bir silelim. Şimdi D şıkkında 5 artı 8 artı 11 ile başlayan bir ardışık sayı dizisi var. Bu dizinin son terimi 77. Dizideki bütün elemanların toplamı sorulmuş. Bakalım nasıl yapacağız bu soruyu? O en genel dediğim formül hangisi? İlk 3 şıkkı cevapladığımız formüller de buradan geliyor. O da şu. Arkadaşlar öncelikle bir sayı dizisinde, ardışık sayı dizisinde kaç tane terim olduğunu bulursunuz. Yani terim sayısı. Terim sayısı son terimden ilk terimi çıkarırsınız. Sonra ortak farka bölersiniz. Bir de 1 eklersiniz. Mesela burada terim son terim 77. İlk terimimiz 5. Ortak farkımız bakın 3. 3 ilerliyor. Bir de buna 1 ekleyeceğiz. 77'den 5 çıkardığımda 72, 3'e bölersem 24, 1 daha eklersem 25. Burada 25 tane bu şekilde sayı varmış. Tamam. Peki terim toplamı bana soruluyor. Ona nasıl ulaşacağım? O da şu. Bu sefer ilk terimle son terimi topluyorsunuz. Çıkarmıyorsunuz. Bunu 2'ye bölüp terim sayısıyla, yukarıda bulmuş olduğunuz terim sayısıyla da çarpıyorsunuz. Son terim artı ilk terim çarpı terim sayısı bölü 2 diyebiliriz. Bu sefer son terim 77, ilk terimimiz 5. Bunu toplayacağız. Sonra 25'te çarpıp 2'ye böleceğiz. 75, 5 daha, 77, 5 daha, 82, 2'ye bölersem 41, 41 kere 25, 40 kere 25 1000 yapacaktır. Bu da 1025 yapması lazım. Bu şekilde aklımızda bulunsun. Peki terim sayısının nereden geldiğini merak ettiniz mi arkadaşlar? Terim sayısı, son terim, eksi ilk terim, bölü ortak fark, artı 1. Neden bu şekilde buluyorum burada kaç tane terim olduğunu? Bakın mesela son terimden ilk terimi çıkaralım diyor. Burada ne anlama geldiğini bir bakalım. Biz herkesten 5 çıkarsak, her terimden 5 çıkarsak ne buluruz? 5'ten 5 çıkarsa 0, sonra 3, sonra 6, nokta nokta. 77'den 5 çıkarırsam da 72 bulurum. Amacım burada kaç tane terim olduğunu bulmak, öyle değil mi? Peki tamam. Bunlar gördüğünüz gibi şu anda 3'ün katları şeklinde düzenlendi. O zaman bir de 3'e bölelim. Yani ortak farka bölelim. Herkesi 3'e bölersem... Herkesi 3'e bölersem burayı 0 bulurum, burayı 1, burayı 2, nokta nokta, burayı da 24 bulurum. Şu anda elimdeki sayı dizisinin 0'dan 24'e kadar devam eden ardışık sayılar olduğunu fark ettim. Tamam, peki burada kaç tane sayı olduğunu bulmak artık çok zor değil. Çünkü 24, bir de 0 var, 25. Yani buna 1 eklememin nedeni de demek ki oymuş.
ardışık 3 tek sayının toplamı bu sayılardan en küçüğünün 4 katının 3 eksiğine eşit olduğuna göre küçük sayı kaçtır diyor. Şimdi soruda arkadaşlar ardışık 3 tek sayı diyor. O halde ardışık tek sayıların 2, 2 arttığını biliyorum. N artı 2 ve N artı 4 şeklinde 3 tane tek sayı alabilirim. Bu sayıların toplamı diyor. Ben de okuduğum sırada bakın denklemimi oluşturuyorum. N küçüğünün 4 katının 3 eksiğine eşit. Bu toplam N küçüğünün 4 katının 3 eksiğine eşittir diyor. Soruyu bir kez daha kontrol ettim. Şimdi yapalım bakalım. Biraz düzenleyelim. 3N artı 6 eşittir 4N eksi 3'ten. N'i buraya atarsam N, 3'ü buraya atarsam da 9. N'i 9 olarak buluyorum. Soru bizden neyi istemişti? En küçük sayı istemişti. En küçük sayımız 9'muş. Diğerleri de 9, 11 ve 13 olarak gelecektir arkadaşlar. 3'ün katı olan 19 ardışık tam sayının en büyüğü ile en küçüğü arasındaki fark kaçtır? Şimdi 3'ün katı olan 19 ardışık sayı yazmaya çalışalım. Birinci sayı, ikinci sayı, üçüncü sayı, nokta nokta, 19. sayı. 3'ün katı olacaksa bunların arasındaki fark 3, 3 olacak biliyorsunuz. İlk sayıya x derseniz diğer sayı x artı 3, diğer sayı x artı 6 şeklinde gidecek. Peki 19. sayıyı nasıl bulacağız? Buradaki sayı örüntüsüne dikkat etmeniz gerekecek orada da. İlk 3'ü nereye ekliyoruz biz? İkinci sayıya. 2 tane 3'ü, 6'yı yani kime ekliyoruz? 3. sayıya. Nasıl bir örüntü var burada bakın. 1 eksiği kadar 3 ekliyoruz. Yani 19'a 18 tane 3 ekleyeceğiz. 19. sayıya x'in yanına 18 tane 3 ekleyeceğiz. Yani 54 olacak. Burası x artı 54 olursa bu x artı 54 sayısı ilk sayıdan ne kadar büyük olmuş olur? 54 büyük olmuş olur. Soruyu da bu şekilde noktalamış olduk. Asal sayılar. Birden ve kendisinden başka pozitif böleni olmayan birden büyük sayılara asal sayılar denir. 2, 3, 5, 7, 11 gibi sayılara asal sayılar diyoruz. Burada çift olan sadece 2 var. 2'den başka çift asal sayımız yok arkadaşlar. A asal sayı ve B bir tam sayı olmak üzere A çarpı B eksi 5 A eşittir 11 ise B sayısı kaçtır? Şimdi soruda A, B eksi 5 A'nın 11 olduğu söylenmiş. Bir de A'nın asal olduğunu biliyorum. Bu bilgilerle B'ye ulaşmaya çalışacağım. Biz demiştik ki bilinmeyenler ne kadar çok yerde geziyorsa ifade o kadar karışıktır. Bunu mümkün olduğu kadar daha sade halde yazın. Yani o zaman A'ları tek bir şekilde yazabilir miyim? Evet, ortak çarpan parantezini alarak bakın A çarpı B eksi 5 eşittir 11 şeklinde söyleyebilirim. Bu da bana şunu söyler. İki ifadeyi çarptığınızda 11'i buluyorsunuz. Kimleri çarptığımızda 11 buluruz? Ancak 1 ile 11'i. A'nın asal olduğunu da biliyorum. O zaman A'nın 11, B'nin de B eksi 5'in de 1 olduğunu söyleyebilirim. B eksi 5 1 ise B'yi de kaç bulacağım? Buradan 6 bulacağım. Aralarında asal sayılar. Birden başka pozitif ortak böleni olmayan sayılara aralarında asal sayılar denir. Arkadaşlar aralarında asallık kavramı sadece kendi aralarında olacak adı üzerinde. Mesela 5 ile 18'i yani bu iki sayıyı incelediğinizde bunlar aralarında asal mıdır? Birden başka ortak böleni var mıdır bunların? Bakın 18'in bölenleri çok fazla. Onun hepsini yazmayayım şu anda. Ya da yazayım hadi üşenmeyeyim. 9 ve 18 dedim. Gördüğünüz gibi 5 ve 18'in birden başka ortak hiçbir böleni yok. Yani 5 ile 18 aralarında asal. Öğrenciler şu noktada karıştırabiliyorlar, şaşırabiliyorlar. Peki 4, 8 ve 15. Üçünü birlikte incelediğimizde bunlar aralarında asal mıdır? Hemen deniyor ki bu ikisi de birden başka böleni var ikisinin. O zaman bunlar aralarında asal değil. Ama üçünü birden inceliyoruz. Üçünü birden incelediğinizde birden başka ortak böleninin olmadığını göreceksiniz. Bununki 1, 2, 4, 1, 2, 4, 8, bu da 1, 3, 5 ve 15. Gördüğünüz gibi hepsinde 1'i söylüyorum ama hepsinde üçünde de söylediğim başka ortak bir bölen olmuyor. A artı B ile A eksi B aralarında asal ve A artı B bölü A eksi B eşittir. 9 bölü 7 ise AB çarpımı kaçtır? Şimdi aralarında asallıkla ilgili neredeyse en belirgin soru tipi bu. Yine bu soru tipini kolay, orta ve zor versiyonda, 3 versiyonda arka arkaya çözeceğimiz soruları da anlatacağım. Şimdi şuna bakalım. A artı B ile A eksi B'nin aralarında asal olduğunu söylüyor. Tamam. Yani bunlar birden başka bir ortak böleni yok. Peki kesir şeklinde yazdığım zaman bu ne anlama gelir? Yani bunlar sadeleşemiyorlar. Tamam burası da.
Peki bunun eşit olan 9 bölü 7'ye baktığımızda 9 bölü 7'yi de sadeleştiremiyorum. Onlar da aralarında sağ. O zaman şunu söylememden başka çare kalmıyor ki bana. A artı B 9'un ta kendisi, A eksi B de 7'nin ta kendisi olacak. Yani buradan A'yı B'yi bulmak istiyorsanız 2A 16'dan A 8, B de 1 olarak gelecek. Neyi istemişim? AB çarpımını 8 olarak buluruz.